Akdeniz'in incisi yeşil ve mavi renk tonlarıyla bezeli sahil kenti Mersin'deyiz. Mersin çeşitli kültürlere sahipliği yapmış, tarihi kilke bölgesinde yer alır. Doğal güzellikleri, tarihi öğren yerleri, mağaraları, turistik tesisleri, gelişmenin eşiğindeki Mersin'i yeni bin yıllara taşıyacak en önemli özelliklerden sadece birkaçı. Turfanda sebzecilik ve narenciye tarımına dayalı geçim kaynakları ayrıca Mersin'i bereketli Çukurova topraklarının bir parçası yapmaktadır. Bu denli özellikleri bulunan bu şirin ilimizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini belde belde gezerek sizlere aktarmaya çalışacağız. Mersin Antalya Karayolu üzerindeyiz. Ovaları, sark geçitleri, doğa harikası kıyı ve koyları ardımıza bıraktıktan sonra ilk çalışma bölgemize geldik. Son yıllarda atom santrallarıyla sık sık ülke gündemine gelen Büyükecil kasabasındayız. Büyükeceli, Hünlar ilçesinin tek sayfiye beldesi. Denizi, kumu ve içerisinde yerleştiği yeşil vadisiyle cennetten bir köşe görünümü veren kasabada yazlık ev turizmi bir hayli gelişmiş. Mersin Antalya Karayolu'nun 140. kilometresinde yer alan kasabanın tarihi durumu küçük bir sığınma limanı olarak ortaya çıktığı şeklinde ifade edilmektedir. Kasabada liman kalıntılarının yanı sıra sağa sola serpiştirilmiş eski dönemlere ait çok sayıda kaya mezarı da bulunmaktadır. Büyükeceli'de turizm faaliyetleri bungalov türü konaklama ve eğlence yerleriyle varlığını sürdürmektedir. Turfanda sebzeciliği yeni yeni geliştiği kasabada genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Koy ve atom santralleriyle gündeme gelen Büyükeceli'deki bu kısa molamızdan sonra gerçekten bir tabiat harikası olan ve aynı güzergah üzerinde bulunan Aydıncık ilçesindeyiz. Aydıncık ilçesinin gerek tarihi durumuyla, gerekse doğal yaşama ait çeşitli türlere ev sahipliği yapmasıyla ilgi odağı olduğunu biliyoruz. İlçenin genel tanıtımına geçmeden önce, yöre turizmi açısından ümit vadeden ve henüz daha hizmete sokulmayan Danataşı mağarasını gezmeye gidiyoruz. Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden doçent doktor Harun Taşkıran başkanlığındaki kişilik araştırma ekibi mağarada ilk çağlara ait yaşam izleri arayacak. Işıkçı, kılavuz ve yardımcı personelle toplam 7 kişiyiz. Mağaraya ulaşmak için önce tekneyle uzun bir deniz yolculuğu yapmamız gerekiyor. Ardından kısa bir tırmanıştan sonra mağaraya ulaşacağız. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra tekneye biniyoruz. Teknemiz ilerledikçe turkuaza bürünmüş deniz sularını sınırlayan binlerce çeşit kaya formasyonları geçti görüyor bize. Biraz yükseklerde yemyeşil makinikler suyu yararak giden teknemizi selamlıyor gibi. Aydıncık ise tüm güzelliğiyle takılıyor kameramıza. Birbirinden güzel koyları, adacıkları ve Aydıncık şehir sürüyetini geride bıraktıktan sonra mağarayı barındıran dev kaya kütlesinin denizle buluştuğu doğal iskeleye çekiyoruz teknemizi. Aman
Getirdiğimiz malzemeleri sırtlayarak tırmanıyoruz mağaranın giriş bölümüne. Burada son hazırlıklarımızı yapıp hazırlıkları mağara girişinde bıraktıktan ve lambamıza elektrik sağlayacak jeneratörü devreye soktuktan sonra 500 metrelik etabımızın en zor bölümüne başlıyoruz. Giriş bölümünü oluşturan 30 metre uzunluğundaki delizden 1001 güçlükte geçtikten sonra ana koridorun ilk bölümüne ulaşıyoruz. Zamanla mağara tavanında meydana gelen göçükten içeri sızan ışık dikkatimizi çekiyor. Araştırmacılarımız girişte başlayan medeniyet izi araştırma çalışmalarını burada da sürdürüyor. Sağa sola serpiştirilmiş seramik parçaları bu mağaranın bizden çok daha önceden de ziyaretçileri olduğunu gösteriyor. İçerisinde bulunduğumuz bölümdeki oluşumlar hava sirkülasyonu nedeniyle bir hayli kararmış. Ancak ilerledikçe oluşumların devam ettiğini görmek içimizi rahatlatıyor. Tavan çatlaklarına göre biçimlenen travertin duvarlar yer yer oda şeklini, yer yerde dev sütunlar şeklinde kendini gösteriyor. Çeşitli canlı figürlerine benzeyen oluşumlar ise adeta titiz bir heykeltıraş elinden çıkmış gibi pürüzsüz duruyor. Tabii çok iyileri var içeride. İçeride çok iyileri var. Kaygan zeminde bir süre ilerledikten sonra dik inişli ikinci bölüme ulaşıyoruz. Burada şimdiye kadar kullandığımız kabloya ilave yapmamız gerekiyor. Bu bölüm mağaranın en yüksek ve en geniş bölümünü oluşturuyor. 100 metre genişliğe ulaşan koridoru 30 metre yüksekliği geçen kaya tavan örtüyor. Dikit ve sarkıtların arasında inişe devam ediyoruz. Bir süre sonra mağaranın sonunda yer alan göle alacakaranlıkta yukarıdan bakma fırsatı buluyoruz. Ancak hepsi bu kadar. Işığımızın yetersizliği ve zeminin elverişsizliği bizim göl sularına ulaşmamıza olanak vermiyor. Çevredeki köylülerden dinlediğim gölün gelenleri gözetlemesi hikayesi ise bende karanlıkta iki gözün üzerimizde olduğu hissi uyandırıyor. Tabii ki bu gözler zifiri karanlığa gömülen gölün değil, havada uçuşan yarasaların gözleriydi. Dönüş yolculuğumuz pek heyecanlı olmuyor. Bir yeraltı mağarasını daha keşfetmiş birer kaşif edasıyla yolumuza devam ediyoruz. Mağara tabanında medeniyet izi arama çalışmaları ise araştırmacılarımız tarafından uygun zemin ve mekana rastlayınca devam ediyor. Giderken gözden kaçan toprak zeminli bir alan dikkatimizi çekiyor. Işıkçımızdan yardımcı elemanımıza kadar hepimiz üşüşüyoruz kil zeminde bir şeyler aramaya. Çok sayıda küçük taş parçaları karıştırılıyor. Arada bir bulunan çanak çömlek parçası
birazcık umutlandırıyor bizleri. Hocanın yüz ifadesinden bir işe yaramayacağını anlayıp yeniden toprağa karıştırmaya başlıyoruz. Nihayet gezinin en değerli parçası işinin ehli olan araştırma görevlisinin gözüne takılıyor. İplik eğilmekte kullanılan bu seramik eser M.Ö. 3. bin yıla aitti. Ardından bir ikincisi daha gün ışığına çıkarılıyor. Ancak hepsi bu kadar. Eldeki bulgular mağaranın tarih içerisinde geçici sığınma yeri olarak kullanmış olduğunu gösteriyordu. Fazlası yoktu. İçeri girmek için binbir zorlukla geçtiğimiz delhizi geri dönerken de kullanmak zorundaydık. Dışarı çıktığımızda ekip başkanı doçent doktor Harun Taşkıran araştırma sonuçlarını değerlendiriyor bizlere. Son itibariyle mağarayı gezdik, gördük. Sonuna kadar indik, göle kadar indik. Gördüğümüz kadarıyla, yaptığımız incelemeler kadarıyla sürekli bir yerleşim yok mağarada. Mağaranın iç kısmında zaten kesinlikle bir insan yerleşimi yok. Sadece giriş kısmında ve yukarıda yine bir ışık gördük. İkinci bir giriş var. Orası daha sonra çöken bloklarla kapanmış. O giriş kısmında biraz toprak dolgu var. Bu esas mağazanın ağız kısmıyla o giriş kısmındaki seramikler gördüğümüz kadarıyla İltun Çağı'na ait. Yani M.Ö. 3. bine ait. Fakat dediğim gibi sürekli bir yerleşim yok, katlaşım yok. Yani bir stratigrafi verecek dolgu yok burada. Geçici toplulukların buraya gelip geçici süreyle kalmasıyla ilgili o seramik buluntularda. Güneş ve denizle karşılaşınca iki saatliğine de olsa bir başka dünyayı ziyaret etmiş de dünyaya yeniden dönmüş hissiyle kıyıda bekleyen teknemize geri dönüyoruz. Gözümüz hep Akdeniz fokunun yaşadığı küçücük illere takılıyor. Sanki bir başka iki sevimli göz kendini gizlediği yerden izliyor bizi. Koyları kıyıları turluyoruz rastlarımız diye ama maalesef. Nesli tükenmek üzere olan kırmızı gagalı martıların yaşadığı söylenen adanın çevresini dolaşıyoruz ama onlara da rastlayamıyoruz. Rotamızı başlangıç noktamız olan Aydıncık Limanı'na çeviriyoruz. Aydıncık, Gülnar ilçesinin bir beldesi iken 1989 yılında Aydıncık adı ile ilçe merkezi olmuştur. Aydıncık Limanı aslında ilçe tarihinin mihenk taşını oluşturuyor. Liman çevresinde eski çağlardan beri bir yerleşim yeri olarak kurulan antik kentin adı bu çağlarda Kelenderis, Çelenderis, Gilindire diye anılmıştır. Kelenderis, Finikeliler tarafından M.Ö. 2. yüzyılın sonunda Silindiris kenti öreni üzerine kurulmuş. Kıbrıs'a yakınlığı nedeniyle de önemli bir liman kenti olarak gelişmiştir. Kent sırası ile Roma, Bizans, Arap, Selçuklu egemenliği altına girdikten sonra kesin olarak 1471 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.
ilçenin en önemli antik yerleşim merkezi olan liman ve müştemilatına ait eser kalıntıları son yıllarda yapılan kazı çalışmalarıyla gün ışığına çıkarıldı. İlçede yine aynı döneme ait 4 ayak anıt mezar, su yolları ve sağa sola serpiştirilmiş çok sayıda kalıntı yer alır. İlçenin içme su ihtiyacının karşılandığı Soğuk Su Vadisi, doğal güzelliği bakımından gezilip görülecek yerlerinden birisidir. İlçede turizm faaliyetleri ulaşım zorlukları nedeniyle fazla kendini gösterememiş olmasına rağmen az da olsa yerli turizme hizmet veren konaklama tesisleri mevcuttur. Aydıncık lokantalarında her mevsim leziz deniz ürünlerini bulmak mümkündür. İlçeye ulaşım Konya, Mersin ve Antalya üzerinden karayoluyla sağlanmaktadır. Geçim kaynaklarında salatalık, kemer patlıcan ve yer fıstığı üretimiyle narenciye yetiştiriciliği önemli yer tutar.